Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli iki renkli yapılışı oldukça kolay güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Modelime öncelikle ilmeklerimi atarak başladım ve birkaç sırada lastik hazırladım. Siz beğendiğiniz bir lastiği ördükten sonra üzerine modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Bu göstereceğim modelde herhangi bir ilmek sayısı yok. Sadece dikkat etmemiz gereken tek sayılarla bitmiş olması gerekiyor. Yani 13 olur, 15 olur, 17 olur, 27 olur. Yani sonu mutlaka tek sayıyla bitmeli. Şimdi lastiği ördükten sonra modelin ön yüzündeyim. Modeli kurmaya ön yüzden başlıyoruz. Şimdi aynı renk ipimle bir sıra ön yüzden bütün ilmeklerimi düz örgü yaparak başlayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir sıra şeklinde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi sadece düz olarak örüyorum. Her modele arka yüzden başlıyoruz. Şu anda sadece lastikten sonra bir sıra düz olarak aynı renk ipimle devam ediyorum. Evet bu şekilde ilmeklerimizi düz ördük ve sıra sonuna kadar geldim. Kalan ilmeklerimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi ilk modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şöyle modelin arka yüzüne geliyorum. Ben burada renkli bir ip bağladıktan sonra tekrar devam edeceğim. Evet diğer rengimi de kenarda birleştirdim. Tarçın rengi bir ipimiz var ve onunla devam ediyorum. Şimdi ilk modelin birinci sırasındayım. İpimi şöyle öne doğru alıyorum. Bu örgümüzün bir özelliği de sadece düz örgülerden oluşması. İlk başlangıç ilmeğimi renk değiştirdiğim için düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğe geldiğim zaman şişin üzerindeki ilmekten değil bir alttan şuradaki boşluktan girerek düz ördüm ve çıkarttım. Bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman normal şişin üzerindeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hemen yanındaki ilmeğe geldiğim zaman şişin üzerindeki ilmekten değil, bir alt boşluktan düz olarak örüyorum ve ilmeğimi bırakıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Şişin üzerindeki ilmekten aldım sonraki ilmeğimi şişin üzerinden değil bir alt sıradaki ilmeğin içinden giriyorum. düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bir düz örüyoruz. Bu ilmeğimizi de düz örüyoruz. Fakat şişin üzerindeki ilmekten değil, bir altındaki ilmekten girip düz ördüm ve ilmeğimi bıraktım. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. bir üstteki ilmekten örüyorum bir alttaki ilmekten bir üstteki ilmekten bir alttaki ilmekten örerek bu sıramı da tamamlayacağım ikinci modelin Pardon birinci modelin ilk sırasındayım normal düz olarak ördüm bir sonrakini bir alt boşluktan ilmeğimi çıkarttım Düz olarak ördüm ve şimdi iki ilmeğim kaldı. Başlangıçta da bir kenar ilmeği almıştık, hemen yanındaki ilmeği alttan alarak başlamıştık ve bunu da bıraktım. Kenar ilmeğimi de düz örgü yaptım ve tamamladım. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. İlk modelin ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Her bir modelimiz iki sıradan oluşmaktadır. Ve bu modelimizde hiç ters örgü yok. Sadece düz örgü yaparak harika bir model ortaya çıkıyor. ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz ördük ve tamamladık. Şimdi ilk modelimi tamamladım. Şimdi tekrar farklı bir renkle devam ediyoruz. Burada diğer rengimi aldım. Şöyle süt kahve güzel bir renk. İlk ilmeğimi burada düz olarak ördüm. İlk sırada kenar ilmeğinden sonra İkinci ilmeğin hemen altındaki ilmeğinden almıştık. Şimdi modelimizi kaydırdığımız için buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmekten başlıyorum. Üstündeki ilmekten değil hemen bir altındaki ilmekten tekrar ilmeğimi çıkarttım. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Bir üstteki ilmekten ördüm. Bir sonraki ilmeği altındaki ilmekten örüyorum. Bir üstten bir alttaki ilmekten. Sıra sonuna kadar da gösterdiğim şekilde devam edelim. Bir üstten bir alttan. Tekrar üstteki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi altındaki ilmeği düz ördüm. Üstteki ilmeğimi örüyorum. Altındaki ilmeğimi örüyorum. Oldukça kolay bir model. Şimdi burada da sıramızı tamamlayalım. Şöyle alttaki ilmeğimden aldım. Sonra üstteki ilmeğimi ördüm. Alttaki ilmekten aldım. Üstteki ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örgü yaptım. Ve sıramı tamamladım. Bakın modelimiz zaten ortaya çıkmaya başlıyor. Çok güzel, çıtıpıtı bir model. Şimdi burada kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar Düz olarak örüyorum. Evet, sıranın sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını düz olarak ördük ve tamamladık. Şimdi ikinci modelimizde bitirmiş olduk. Üçüncü modele geçerken birinci modelin tekrarını, dördüncü modele geçerken de ikinci modelin tekrarını yapıyoruz. Şöyle başlangıcı bir kez daha göstermek istiyorum. Genel ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk modelde hemen bir sonraki kenar ilmeğinden sonraki ilmeğin altından girerek aldık ikinci modelde üçüncü ilmekten aldık şimdi buradan alttan aldık üstten aldık alttan alıyoruz üstten alıyoruz bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arka yüzden de bütün ilmeklerimizi düz örüp geliyoruz Evet sevgili hanımlar modelimizin anlatımını yaptım iki model şeklinde sizlere anlatmaya çalıştım umarım anlaşılır olmuştur Oldukça basit ve çok çabuk ilerleyen bir model. Hem yetişkin örgülerinde hem de çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Güzel bir yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, berelerde kullanabilirsiniz, patiklerde kullanabilirsiniz. Çok amaçlı, çok da kullanışlı bir model. Şöyle hemen modelimizin arka yüzünde göstereyim. Arka yüzden de çok temiz, çok da güzel bir görüntüsü var. Umarım sizler de beğenir, yaparsınız. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.